Cumhuriyet döneminde devlet halkın temel tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için un, şeker, pamuk, kömür, demir ve akaryakıt üretimine öncelik vermiştir. Bu durumun Türkiye'ye faydalarını hangiden sağladığı söylenebilir. Milli ekonominin güçlenmesi, döviz tasarrufunun oluşması, mamulde dışa bağımlılığın azalması dikkatinizi çekiyorsa arkadaşlar bunlar ne? Şu saydıklarımız temel tüketim maddeleri değil mi? Temel tüketim maddeleri. Temel tüketim maddelerinde ne yapmış? Ee, devlet üretime öncelik vermiş. Bu bağlamda baktığımızda milli ekonomi güçlenir mi? güçlenir. Çünkü bu nerede üretiliyor arkadaşlar? Bakın üretimine öncelik verilmiş. Nerede? Türkiye Cumhuriyeti'nde. O zaman milli ekonomi güçlenir. Döviz tasarrufu oluşur mu? Oluşur. Çünkü niye? Eğer dışarıdan almış olsaydın yukarıdaki bahsedilen ürünlerin olacaktı? Paramız dışarıya gidecekti. Dolayısıyla onları biz döviz almış olacaktık. Ee, almadığımız, kendi yaptığımız için döviz tasarrufu sağlanmış olur. Mamülde dışa bağımlılığın azalması niye? Kendin içeride iç piyasada ürettiğin için dışa bağımlı hale gelmesin. Bu yüzden doğru seçeneğimiz 1, 2, 3, e seçeneği olacaktır. Tüm yukarıdaki üretilenler aşağıdaki verilen öncüllerle ilişkilidir. Cumhuriyet döneminde kara ve demiryolu yapımına ağırlık verilmiştir. Bu hedefe yönelik çalışmaların sonuçlarını hangilerine ortam hazırlığı savunulabilir? Ulaşımın kolaylaşması, ticari hayatın canlanması, devlet otoritesinin güçlenmesi. Evet. Cumhuriyet döneminde arkadaşlar ulaşım kolaylaşır mı? E zaten kara ve demir yolu nedir arkadaşlar? Bunlar bir ulaşım değil midir? Ulaşım yoludur kara ve deniz. E buna ortam hazırlar. Şu yukarıdaki çalışma. Ticari hayat canlanır mı? E canlanır. Çünkü ülkenin iç kısımlarına kadar demir yolu yapıyorsanız sonra... Ee, aynı zamanda arkadaşlar kara yoluna önem veriyorsanız, e, ticaretle neyin üzerinde yapılıyor? Ulaşım bir yerden bir yere nasıl aktarım gerçekleşiyor arkadaşlar? E, yollarla ama kara ama demir ama deniz yolu. Dolayısıyla ne olacaktır? E, ticari hayat canlanacaktır. E, her yere ulaşım, her yere imkan sağlandığından dolayı. Devlet otoritesi güçlenecek midir? E, güçlenecektir. Devlet bu kara ve demir ile böyle en ücra bölgeleri anında bir olası olumsuzluk anında isyan vs. Hayır herhangi bir sıkıntı anında anında ulaşacaktır. Dolayısıyla bu da devletin otoritesi ne yapacaktır? Ülkenin her tarafına ulaştan dolayı güçlenmesini sağlayacaktır. Doğru seçimimiz 1 2 3 E seçeneği olacaktır diyoruz. Ekonomik inkılaplarla Türk vatandaşlarının ekonomik refah düzeyi ve yaşam kalitesi yükseltilmeye çalışılmıştır. Buna göre ekonomi inkılaplarının milli irade, sosyal devlet, ulusal egemenlik anlayışlarının hangilerini esas alınarak gerçekleştirdiği söylenebilir. Arkadaşlar milli, milli, irade ne demek? Daha çok ulusal irade, ulusal irade demek. Bu da daha çok yönetimle alakalı bir durum. Oysa bizim sorumuz ne diyor? Daha çok ekonomiyle alakalı olacaktır diyoruz. O yüzden bu yönetim olduğu için arkadaşlar bunu alamıyoruz. Sosyal devlet arkadaşlar daha çok ne demektir? Ee, devletin e, halkına hizmet götürmesidir. Devletin halkına hizmet götürmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Ee, sosyal devlet diyoruz. Hizmet götürmesi devletin halkına. Dolayısıyla baksana yukarı devlet ne yapmış arkadaşlar? İnkılap yaparken vatandaşın ekonomik refahını yükseltmeye çalışmış. Yani vatandaşın yine çalışmış? Bu sosyal devletin ta kendisidir diyoruz. Ulusal egemenlikte milli irade aynı şey arkadaşlar. Zaten e, eşittir cumhuriyet halk iradesi diyoruz. Yani bu da yönetimle alakalı olduğu için sosyal hayatta ekonomiyle alakalı olmadığı için alamıyoruz. Yalnız iki B seçeneği. 1927'de TBMM'nin kabul ettiği bir yasayla devletin gereksinimlerinin yüzde onu daha pahalı olsa da yerli üretimden karşılanması kanunlaştırılmıştır. TBMM'nin çıkardığı bu kanunun amaçlarına hangilerine yönelik olduğu ileri sürülemez. Yerli sanayici ve tüccarını himaye etme, ülke pazarlarından ürün çeşitliliğini artırma, milli sermayenin yurt dışına çıkmasını önleme. Evet arkadaşlar diyelim ki bir X malı var, bir de Y malı var diyelim. Bu X malı arkadaşlar bu ne ithal bir mal, ithal bir mal Almayın almış diyelim. Bu da yerli bir mal diyoruz. Diyelim ki bunun fiyatı arkadaşlar bu 10 TL, bu da 11 TL. Hangisi daha ucuz? İthal olan daha ucuz. Yerli olan daha pahalı. Ama buna rağmen diyor yapılan kanunla, temelde çıkan kanunla yerli üretimin desteklenmesi kararlanıyor. Bu manada yerli malına alınacaksa yerli sanayici ve tüccara himaye edilmiş. Himaye edilmiş. Yani korunmuş olur mu? korunmuş olur. Kime karşı korunmuş olur? Şu gördüğünüz arkadaşlar itajcile karşı korunmuş olur diyoruz. Bunu alabiliriz. Ülke pazarında ürünün çeşitliliği çeşitliliğinden bahsediyorum herhangi bir şey ürünlerin yapısıyla ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Ürünlerin içeriğinden bahsetmiyor. Bunu alamıyoruz. Milli sermayenin yurt dışına çıkması önlenmiş olur. Neden? Üretim içeride olduğu için ülke içerisinde. Ee, üretim olduğu için paramız o yabancı devletin mallarını almak için dışarıya gitmemiş olur diyoruz. Yani arkadaşlar 1 ve 3 aynı doğrultuda olduğu için e, bu yerli üretim destekler. Fakat ikinci öncülün ki bize de sürlemez diyor arkadaşlar. E, yukarıdaki amaçlara yönelik olduğu söylenemez. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. 1930'da Merkez Bankası yabancı devletlerin Türk lirası üzerine spekülasyon yapmasını önleme amacıyla kurulmuştur. Buna göre Merkez Bankası'nın kurulmasının olanaklarını hangilerini sağladığı söylenebilir. Milli bir para politikasının izlenmesi, Türk lirasının değerinin güvence altına alınması, dünya finans sektöründe Türk egemenliğinin sağlanması. Evet, Ma Merkez Bankası adı üzerinde bir banka arkadaşlar değil mi bu? Mustafa Kemal kurduruyor biliyorsunuz. Yabancı devletlerin Türk lirası üzerinde spekülasyona yani olumsuzluk yapmasını önlemek için kurulmuş. E bu şekilde kurulduysa e o zaman milli bir para politikası izlenmesini kolaylaştırır mı? Evet. Yukarıdaki durum. Türk parasının e, olumsuzluklara karşı korunması milli para politika izlemesini kolaylaştırır diyoruz. Doğru. Türk lirasının değerinin güvence altına alınması. E, milli para politikası izleniyorsa ve spekülasyonlara karşı Türk parası kullanıyorsa arkadaşlar o zaman Türk lirasının değeri güvence altına alınmış olur. Dünya finans sektöründe Türk egemenliğinin sağlanması arkadaşlar bu daha çok dünya finans sektörüyle alakalı değil daha çok Türkiye'nin iç yapısıyla alakalı iç dünyasıyla alakalı kendi parasıyla alakalı bir durum. Şu dışarıyla alakalı bir durum. alamıyoruz. Doğru seçeneğimiz söylenebilir değindiğinden dolayı 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacaktır. TBMM'nin kurumlarından hangilerinin kurması ve yeniden yapılandırması doğrudan sosyal devlet anlayışı ile etkili olmuştur. Kızılay, Türk Tarih, Çocuk Esirgeme Kurumu. Evet, sosyal devlet anlayışı tabiri var değil mi burada arkadaşlar? Sosyal devlet anlayışı. Önce şunu bir açalım. Sosyal devlet anlayışı demektir. Devletin... Devletin Vatandaşlarına Vatandaşlarının lehine Çalışmasıdır lehine Çalışmasına biz ne diyoruz ee, Eşittir Sosyal Devlet diyoruz arkadaşlar bu bağlamda Baktığımızda Kızılay nedir arkadaşlar Türk toplumunda herhangi bir insanı Hastaneye düştüğünde ona kan lazım Olduğunda oluşturulan bir kan bankası Yani vatandaşının ihtiyacı olduğu Kanı karşılamak için sosyal hayata yönelik bir çalışma. Türk Tarih Kurumu bu olamaz arkadaşlar. Bu daha çok resmi bir şey değil mi? Bu daha çok resmi bir şey. Türk Tarih Kurumu araştırmasıyla alakalı. Yani halka yönelik bir şey değil. Oysa bu sosyal alana yönelik yani sosyal devlet anlayışıyla alakalı. Çocuk Esirgeme Kurumu da yine arkadaşlar e, zor durumda kalan çocukların ne yapılması, sosyal hayata kazandırılması, onların topluma kazandırılması yönüyle alakalı bir durumdur. Yine sosyal anda bir çalışma. 1 ve 3 arkadaşlar ne diyoruz? Doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktı diyoruz. Tarih şeridine başlık olarak aşağıdakilerden hangisinin yazılması daha doğru olur? Tarih şeridine baktığımızda 1924-1936 yıllar arasında Türkiye'de gerçekleştirilen bazı faaliyetler verilmiş. Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen ekonomi alanındaki faaliyetler, Atatürk dönemi açılan bankalar, Atatürk döneminde madencilik alanında yapılan yatırımlar, Atatürk döneminde gerçekleştirilen kamu yatırımları, Atatürk dönemindeki ticari faaliyetler. Şimdi burada baktığımızda sadece bankalar yok, sadece madencilik yok, sadece kamu yok, özel de var ve sadece ticari faaliyetler yok. O zaman ne diyebiliriz? 1924-36 yıllarında ise Atatürk dönemi gerçekleşen ekonomik faaliyetler diyebiliriz başlık olarak doğru cevap A seçeneğidir. Tarih şeridindeki verilerden yararlanılarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? Türk havacılığının gelişmesi için yapılan yatırımlar hangi yıllarda yapılmıştır? 1926'da Kayseri Uçak Fabrikası kurulmuş. Bunun cevabına ulaşırız. Türkiye'de silah sanayinin gelişmesi için yapılan yatırımlar hangi yıllarda yapılmıştır? Kırık kalem mermi fabrikası 1928 ilk tank üretimi 1936 bunun da cevabına ulaşılır Atatürk döneminde hangi alanlarda yatırım yapılmıştır e, askeri alanda yatırım yapılmış maden alanında yapılmış dokuma alanında yapılmış bankacılık var yani e, değişik alanlarda yatırımlar yapılmış e, bunun cevabını da buluruz. Atatürk döneminde bankacılığın gelişmesi için yapılan yatırımlar hangi yıllarda gerçekleşmiş? E, Bank kurulmuş, Merkez Bankası yine kurulmuş, Sanayi ve Madin Bankası, İş Bankası yani bunların da e, bu sorunun da cevabını bulabiliyoruz. Türkiye'de günümüzde de faaliyet gösteren en eski banka hangisidir? Verilen tarih şeridinden bunun cevabına ulaşamayız. Doğru cevap C seçeneğidir. tarih şeridinde verilen gelişmelerin konularından hangilerine katkı sağlaması beklenebilir? Ulaşıma katkı sağlamasını bekleyebiliriz. Bir uçak fabrikası kurulmuş. Dolayısıyla bu ulaşıma katkı sağlar. Milli ekonomiye bütün bu yapılanlar milli ekonominin gelişmesi içindir. Katkı sağlamıştır. Kalkınma yine yapılan bu hamleler, gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler kalkınmanın da gelişmesi, oluşması adına katkı sağlıyor üçü de söylenir doğru cevap E seçeneğidir.